Assalomu alaykum Status kanali a'zolari, ingliz tili ixlosmandlari. Ingliz tili 30 kunda deb nomlangan darslarimizni mana bugun 11-sini boshlaymiz. Demak, biz 20-darsdan keyin, ya'ni 20-darsdan 30-darsgacha muloqot darslarini o'tamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang. Hali ingliz tiliga oid bo'lgan grammatik mavzularimiz, IELTS darslarimiz ham kutib turibdi. Tez orada kanalimizga joylashtiramiz. O darsliklarni ham unda boshladik 11-chi darsimizda. Demak, biz 11-chi darsimizda hali ham olmoslar mavzusini o'tyapmiz. Deyarli olmoslar mavzusi oxirlashib qoldi. Demak, bugun biz sal uzunroq mavzu o'tamiz, lekin oson juda ham. Menimcha sizga qiyinchilik tug'dirmaydi bu mavzular. Demak, biz bugun all, was, is, nez, each, every olmoslarini tahlil qilib chiqamiz. Demak, e'tibor beramiz. All degani, ya'ni A yozilgan bilan O o'qiladi. All, hamma, butun deb tarjima qilinadi. Ya'ni bulardan keyin nima keladi? Ya'ni ot. Boz esa ikkalasi ham deb tarjima qilinadi yoki ikkalasi. Bundan keyin ham demak ot kelish kerak. Ot haqida biz birinchi, ikkinchi mavzularimizda gaplashib oldik. Demak, pastdagi gaplarga e'tibor berib qaraymiz. All big cities have a lot of people. Hamma katta shaharlarda ko'p odamlar yashaydi. Ya'ni bor demoqchi bo'lyapti. E'tibor berib qarasak, all hammasi deb tarjima qilinyapti. Undan keyin, ya'ni ot kelyapti. City, big city, ya'ni katta shaharlar. Demak, ikinci gapga e'tibor beramiz. All the students failed the exam. Hamma talabalar imtihondan yiqildi. E'tibor beraylik buni. All the students. Student ya'ni ot bu yerda. Talabalar. E'tibor berib qarasak, bu yerda ikkalasi ham, ya'ni hamma deb tarjima yoki butun deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Butun talabalar ya'ni imtihondan yiqildi. Endi pastga e'tibor beramiz bozga. I like both of those pictures. Menga ana bu suratlarning ikkalasi ham yoqdi. Demak, boz ikkalasi ham yoki ikkalasi deb tarjima qilinadi. İkinci gapni o'qiymiz. He has two sisters and two brothers. Both sisters are married. Uning ikkita opasi va ikkita ukasi bor. Ikkala singlisi ham oilali deyilyapti. Bu yerda opasi deyilib, keyin bu yerda singlisi deb tarjima qilingan. O'zi aslida farqi yo'q. Ikkita opasi ham oilali desak ham bo'ladi bu yerda. Demak, bu yerda faqat siz hozir e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, bunda aslida siz agar grammatik jihatdan buni chuqur tahlil qiladigan bo'lsangiz, bu bitta olning o'zi bir 3ta mavzu bo'lib ketadi. Ya'ni men 3ta darsda o'tishim kerak olni o'zini. Agar men mana shu tarzda chuqurlashib o'tadigan bo'lsam, biz hozir sizga ya'ni so'zlashuv uchun kerakli jihatlarni olib sizga beryapmiz. Siz shularni bilsangiz, menimcha o'rta me'yorni gaplash uchun yetarli. Demak, ezi bilan nezi. Buni o'qilishida ko'p ba'zida tortishuvlar ham bo'lib qoladi ba'zida. Ba'zilar ayzer deydi, ba'zilar nayzer deydi. Endi biz Amerikan aksentda ezer nezer deyapmiz. Farqi yo'q, ezer nezer deb tarjima talaffuz qilavering. Demak, ezi ham unisi ham bunisi deb tarjima qilinadi. Nezer esa na unisi na bunisi. Buni ham xuddi shunday, biz agar chuqur grammatikasini agar ichiga kiradigan bo'lsak, bu ikkita so'zni chuqur juda ham chuqurlashib ketamiz. Biz hozir faqat bundan keyin nima kelish kerak yoki qayerda qanday holatda ishlatiladi shuni bilaylik bo'ldi. Demak, tarjimasini bilaylik, yodlanglar tarjimasini. Mana aka ham unisi na ham unisi ham bunisi, na unisi na bunisi. Demak, e'tibor bersak, ezi darak gaplarda ko'proq o'ziga chorlaydi. Ya'ni mana oddiy gaplarda nezir esa na unisi na bunisi negativ gaplarcha chorlaydi o'ziga. Ya'ni uning ma'nosida nezir ishtirok etgan gapda negativlik bor. Na unisi keldi, na bunisi masalan ikkovi ham kelmadi degani yo'q, inkor ma'noni beradi. Mayli, u ham keyingi darajada. Demak, pastda e'tibor beraylik gaplarga. You may go by as a route. Siz deyapti, ham u yo'ldan yurishingiz mumkin, ham bu yo'ldan borishingiz mumkin. Masalan, yoki yurishingiz mumkin deyilyapti. E'tibor berib qarang endi bitta narsaga. Ezirdan keyin ot kelyapti bu yerda. Endi ikkinchisiga ko'ramiz. We accepted neither of offer. Biz taklifni na unisini na bunisini qabul qildik deyilyapti. E'tibor bersak, bu yerda ham neither na unisi na bunisi deb tarjima qilinyapti. Mana endi
Biz bunlar tercümesini bildik. Demek biz yani az gene gramatikası var bunu. Ezir bile nezirden keyin demek birlik gelelim. Ot birlik geliş gerek. Mesela karın you can go either way yaptı. Mesela itibar verin eslen biz küplük mavzusunu ötüdük. Otlarda küplük esaçtı bir ürgen ödük. Otning ahirki se koşumça koşulsa küplük eselerdi bilas mı? Demek bana böyle de itibar versek V'den keyin S yok. Yani bu birlik olup durdu. V yol degani, V üzü yol degani. Siz yine bilmezseniz mümkün bunun tercümesini. Çünkü siz nülden örgene yapsız. Ondan keyin hiç nasıl yok. Siz gramatikten çünüş için bu kadar yazılı yapsız. Bunun tercümesini bilişiniz şart demez. Fakat siz ezir bunu nezirde bilip gittin bu oldu. Demek birlik keyle yaptı itibar verip parasayınız. You can go either way ile yaptı. Lekin de tercüme ki itibar verirse hüttü küplük de. Yani hem onusu hem bunusu diyegen de böyle yaptı. Lekin burada birlik manası, birlik ot koyuluş gerek. Yani küplük koyulması gerek. Yani şimdi biz age ve every'e toxtalyapmiz. Aslında age bilen every'nin farkı var. Gramatik cihazdan, İngiliz dilini alıp kalaydıken bu sayı. Lekin biz bugün sizlerge farkı yok deyip düşündürüyoruz. Çünkü biz hazır her bitti mavzunu çukurlaşıp organizirken bulsak yani cüde hem siz özü bitti ikide dersimizi kucaklarsınız da keyin üçüncü dersimizde özü zirkensiz. Siz de keyin malumot eslep kalırsınız gerek bugün nasıl cüde hem köpek bitti de siz dersten bezersiniz özü. Siz mülakat da organizirsiniz mi? Tezlik de organizirsiniz gerek mi? 30 günde İngiliz dilini organizirsiniz mahcup olayırsınız mi? Orta miyana yani gevleşiniz gerek siz doğru mu? Fakat siz de gevleş için örgütü biz. Şunun için yeterli yani deyip oylayımız biz bunun farkını düşündürüp çukurlaş şart emez. Siz katta hatalı yol koymayasınız yani eğer birinci örgün etken bulsanız İngiliz dilini burada siz farkı yok deyip düşünseniz cüda hem katta hatta emez bu. Siz de düşünün her bir hatta ki ne diyeceğim Amerika'ya varıp hakiki İngilizler bile gelirseniz siz de bir malı düşünün hiç çıkandaki siz de mumu bulmayın. Fakat şu ayetilgen derslerde özü de becerip bitiriş gerek. Demek İkilas hem her bir deyip tercüme kılınladı. Each student in our group has a book deyil yaptı. Grubumuzda her bir studentin kitabı var deyil yaptı. Yani talebanın. Bir de Özbekçe yani tercümesi gitti var. Bir de her bir dengeyin grubanın bu gitken yani talebanın buluş gerekti. Hatta gitken. Bir de itibar verirse gramajlıktan yani each student. Her bir talebe bu gitken. İkincisi, every street has its garden. Her bir köçenin öz bağı var. Şimdi biz ikkala sözünü hem hazırça. Biz bunu mülakat dersi de doğrulab gitmemiz. Mülakat dersi ödemiz ki 20. dersden ki. Bunu farkını az gün ayeti yutup gitmemiz. Şu payette doğrulab yuvarız. Az bari işinize koymaydı. Çünkü bunu farkı yok. Hazır bir kıl işletemiz deyip getirin. Şunu da üçüncü bilen örgeninler. Bunun farkı yok. Hazır siz her bir degen gapni ishlatmoqchi musunuz? Xohlan eşit işletin, xohlan evrede işletin. Demek dersimiz şulardan ibaret edi. Siz kılışınız gerek bo'lganlarsa, bularını yaxshilab o'rganib, yodlab boravering. Kanalimizga 3500 ta sözler, yani İngiliz tilida eng muhim 3500 ta sözler ro'yxatini tashlab boryapmiz. Siz ularni yodlang. Yodlab, mana shu mavzu, ya'ni grammatikalardan foydalanib gaplar yasangsiz. Ki ana keyin sizda shakllanib boraveradi sekin sekin 20-chi darsgacha 20-chi darsdan keyin biz muloqot darslarini boshlaganimizdan keyin sizda hiç qanday qiyinchilik tug'ilmaydi. Endi hammada qiyinchilik bo'ladi. Endi ya'ni yengil o'tib ketasiz shu joyda. Demak sizga 3500 ta ingliz tilidagi eng muhim so'zlar ro'yxati kerak bo'lsa quyidagi raqamlar orqali olasiz. Grammatik darslarimiz 1-avgustdan xudo xolasa kanalimizga joylab boriladi. Aynı derslerimiz hem biz yani sentyabrdan kanalımızı joylashni rejalashtiryapmiz. Demek eğer kimden kim yani kimdadır YouTube muammo bo'layotgan bo'lsa yani yukarıda ko'rib turgan Telegram kanalımızga a'zo bo'ling. Sizda u yerda darsliklarimiz topa olishingiz juda ham oson bo'ladi. Çünkü tartib bilan joylab boryapmiz Telegram kanalımızga. Demek kanallarımızdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang.